Mehmetcan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk diliyorum Öncelikle Rize'den. geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz hem Rizelilere hem sizlere. Son durumu bize aktarır mısın? Aslında sizin söylediğinizden başlamak gerekirse yaklaşık 45 dakika önce iki vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşıldı. Muradiye beldesinde ölü sayısı maalesef 7'ye yükseldi. Rize sel felaketinde bir vatandaşımız da kayıp, ondan da haber alınamıyor diyelim. Valilik bir bilgi notu atmıştı. 5 ölü demişti ama 45 dakika sonra 2 acı haber daha aldık. 2 vatandaşımız da Göçük altında, Muradiye beldesinde Göçük altında kalan enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. Şu anda biz neredeyiz? Önceki yayınımızı Güneysu ilçe merkezinden yapmıştık. Orada balçıkla kaplı yolları göstermiştik, arabaları göstermiştik, eczaneleri göstermiştik, dükkanları göstermiştik. Şimdi farklı bir lokasyona geçtik. Burası Rize merkeze bağlı yine Büyükköy beldesindeyiz. Büyükköy beldesinde inanır mısınız yağmur dineli uzun bir saatler oldu, uzun zaman oldu ama hala da şimdi kameraman arkadaşa gösterecek yollar sularla kaplı. Sular hala da akmaya devam ediyor Büyük Köy beldesinde. Hemen size acı manzara göstereyim. Aslında bir bakıma sevindirici olayı da anlatacağım size. Hemen arka planımda varla yok arasında göreceğiniz bir inşaat yığını. Belki siz beyazlıklar içerisinde göreceksiniz ama orada bir ev vardı 2 gün önce. O ev arkadan gelen toprak kayması sonucu maalesef yerle bir oldu. Sevindirici tarafıysa o gün evin içerisinde kimsenin olmayışıydı. Çok acı bir manzara var burada da. Rize'nin belli başlı yerlerinde bu acı manzarayı maalesef yaşıyoruz. Hemen birazcık ilerleyeyim isterseniz. Size burada Büyükköy beldesinin neler olduğunu anlatalım. Bakın bir çöp kutusunu görüyorsunuz. Bu çöp kutusuna sanki biri demirle vurmuş bir araba çarpmış gibi. Halbuki bunu yapan sadece bir su ve taşıdıkları odun parçası. Hemen arka planımda bir fabrika görüyorsunuz. Burası çay fabrikası. İçi inanılmaz derecede kötü. Artık burada bir üretim yapılamayacak. Ben şimdi birazcık dikkatli bir şekilde buradan geçmeye çalışacağım. Balçığın boyutunu size göstereyim. Bakın balçık nereye kadar geliyor? Çok dikkatli yürüyorum buralardan. Çünkü bazen çizmelerimiz çıkabilecek kadar balçık bizi tutuyor. Hemen ilerleyelim. Bakın fabrikada neler olmuş? O fabrikanın halini sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Oğuz Bal'la beraber. Bakın arka planda olan bir çay tarlası ve toprak kayması sonucu artık orada bir çaylık yok. Dümdüz bir duvar gibi görünüyor ama orası toprak. Allah vere ki orada bir taşa rast gelmiş ve arkası kopmadan geri gelebilmiş. Bakın şu elimde tutacağım, birazdan size göstereceğim. Şu elimde tuttuğum şey bir beton parçası. Nereden koptu diye soracaksanız hemen şuradan. Şu fabrikanın duvarı koptu, buraya geldik. Yine fabrikanın yaş çayları toplamak için çok kötü bir yere geldim. Buradan çıkmaya çalışacağım. Burada inanılmaz bir balçık varmış. Çok kötü bir yere geldim. İşte böyle zaman zaman talihsizlikler de yaşayabiliyoruz. Bölgede nerede ne olduğunu bilmiyoruz. Allah vere ki dikkat, temkinli davranarak buralara gelebiliyoruz. Bakın gösterdim. Şu demir parçası yaş çayların fabrikaya giriş anında kullanılan bir malzeme, bir ekipman. Rahatı kullanılmaz halde. Keza bu çuvallar da çay çöpü olarak geçiyor. Bunlar da kullanılmaz hale geldi bölgede. Büyükköy beldesinde de felaketten büyük eserler vardı. Yürümekte bile zorlanıyoruz bu fabrikanın içerisinde. Bakın hala gösteriyorum şu çok acı bir tablo. Bir fabrikanın duvarına dokunuyorum şu anda. Duvarına dokunuyorum. Bu fabrikanın duvarı çökmüş bir halde. Allah verir ki içinde bir can kaybı yok. Sevindirici haber bu. Ama Muradiye beldesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Muradiye beldesi 45 dakika önce iki vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştı ekipler. Neler oluyor burada? Yetkililer sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. 5 dakika önce biz hemen yayına bağlanmadan önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hasar tespit çalışması için buraya yetkililer geldi. Vatandaşlarla görüştü. Yıkılan evi gösterdiler. Kimin de olup olmadığını gördüler diyelim. Çalışmalar devam ediyor Rize merkezde. Felaket boyutunu sizlere göstermeye çalıştım. Dönünce anlatmaya çalıştım. Ama nereye gidersek gidelim farklı bir senaryo, farklı bir görüntü görüyoruz ve adeta her gördüğümüzde şaşırıyoruz ve tehlikelerle atlatıyoruz diyelim. Sözü size bırakalım. Sevgili Mehmetcan, hem görüntüleri hem de aktardıkların için sana teşekkür ediyoruz ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu durum Rize'de ilk defa mı oluyor? Yoksa her sene böyle şeyler yaşıyor musunuz? Yani burada asıl Rize'de ya da Rize ilçelerinde yapılması gereken nedir? Bu selden kurtulmak mümkün değil mi?
Aslında ben yetkili olarak size bir bilgi veremem ama kendi şahsi düşüncelerimi tabii paylaşabilirim sizinle. Biz bu senaryoları yaz aylarında, Eylül aylarında, Eylül-Ağustos ayları, Temmuz aylarında her sene hemen hemen yaşıyoruz. Kimisi daha az oluyor, kimisi daha fazla oluyor. Bu sene çok uzun bir zaman sonra Güneysu ilçesi Büyükköy beldesinde de bunları yaşadık. Büyükköy beldesi geçen sene de selden nasibini almıştı. Neden diye soracak olursanız tabii ki en başta yanlış yapılaşma, dere yatağına yapılan evler ve birisiyle ağaç kesimi yörede etkili olarak bu sellerin artmasında. Ama inanın Rize bölgesi inanılmaz bir yağış alan bölge. Yaklaşık 200 kilogram bir yağmur metrekareye düşüyor. Ve bu da arazilerin çay tarlasının, çay tarımının da yapıldığı bölgede, çay bitkisinin de bitki bakımından baktığımız zaman köklerin de çok tutunamadığı bir bitki olduğu için bölgede toprak kaymaları olabiliyor. Ama can kaybının sebebi ise bence yanlış yapılaşmadan kaynaklanıyor diyebilirim. Evet, yani önlem alınamayacak bir şey değil. Aslında bilinen bir şeye belki de farklı açılardan yaklaşılırsa bu can kayıpları da olmayabilir. Bu zarara da girmeyebilir. Çünkü çok ciddi bir üretim anlamında da zarar var değil mi? Özellikle çay. Tabii birçok çay bahçesi şu anda kullanılmaz hale geldi. Ya artık insanlar önce canına bakıyor sonra malına bakıyor. Ama malları da çok büyük zarar görüyor. Şimdi belki can kaybı çok üzücü bir boyutta olduğu için bunu dile getiriyoruz ama inanın maddi hasarlarda bir o kadar fazla. Dün bu bölgeye gelen bakanlarımız bir açıklama yapmıştı akşam. Onu da ben sizinle paylaşayım. Muhakkak siz aktarmışsınızdır. Şu anda şimdilik bir 5 milyon lira bir bütçe ayrıldı bu sel felaketinden dolayı bölgelere. Ve bunlar için vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılacak. Ama vatandaşın baktığımız zaman çay tarımı yapacağı arazileri, çay tarımı yaptığı evleri ve barkları başlarının yıkılmış durumda oluyor kimisinin. Ama yine söylediğim gibi bunun %80'i insanoğlu yüzünden oluyor. Yanlış yapılaşma, su her zaman kendi yolunu bulmayı tercih ediyor. Rize'de çok yağmur alan, çok şiddetli yağmur alan ve Rize'nin suyunun önüne hiçbir şey geçemediği bir memleket. Bu yağmurla meşhur bir memleket sel felaketleri Rize'nin Doğu Karadeniz bölgesinin makus kadehi oluyor diyebilirim. Evet, tabii yara sarmaktan ziyade yaralanmamayı bilip öğrenmek ve bilinçli bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bu sonuçta her sene yaşanıyorsa ona göre de vatandaşlarımızın da kendi bünyelerinde alması gereken önlemleri yapması lazım. Çay TV muhabiri Mehmetcan Peç'e çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Başınız sağ olsun, tekrar bize iki vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini de aktardın. Geçmiş olsun diyoruz Rize'ye. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, çok teşekkürler. Evet, Muradiye ilçesinde iki